Technopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Arı Güngör. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un 4K çözünürlüklü NU8500 model LED TV'sini inceleyeceğiz. 65 inçlik devasa kavisli bir televizyon var karşımızda incelemede. Gerçekten kurduğumuz zaman stüdyoda, odada en dikkat çeken parça oldu. Evet, benim en çok dikkatimi çeken özellikleri ise düşük giriş gecikmesi, Steam Link ve aynı zamanda FreeSync desteği. Evet, televizyon üreticileri de artık gaming yani oyunculuk trendinin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Samsung bu noktada daha önce üreticilerin çok fazla üzerinde durmadığı bu giriş gecikmesi değerinin üzerinde durdu ve biz de özellikle bu incelemede bu noktalara değineceğiz. Evet. Ama bundan önce isterseniz TV'nin tasarımından biraz bahsedelim. Evet, 65 inçlik bir televizyon alıyorsanız oturma odasında da nasıl duracağını bilmeniz lazım. Gelin tasarım detaylarına tek tek yakından bakalım. Öncelikle TV'nin kavisli olduğundan bahsetmiştik. Bu kavisin değeri de 4200R. R radius yani burada çap değeri oluyor. 4.2 metre uzaklıkta bir çizgi çekersen bunun çevresinde bir daire oluşturabiliyorsun. Yani daireselliği nasıl ölçeriz ve nasıl aktarırız derken bu radiusa karar kılmışlar. Gayet güzel. Monitörlerde de daha önce Samsung'un kavisli monitörlerini incelemiştik. Yan yana koyduğunuz zaman o zaman etkili oluyordu monitörlerde. Tabii ki bu televizyonu yan yana birden fazla koymak biraz abartı olacaktır. Evet, ama yan yana koyduğunuz zaman da televizyonun ince çerçevelerinin bir avantaj sağladığını görebilirsiniz. Bunu tabii ki tek başına kullandığınızda da görüyorsunuz. Aynen öyle. İnce çerçeveler Samsung televizyonlarının çok satmasında en etkili olan unsurlardan bir tanesi oldu. Yıllardır televizyon piyasasını hepimiz takip ediyoruz. Hem eve hem ofise alırken. Bu Samsung'un metalik ince çerçeveleri, genel olarak kasa tasarımı, modern yaklaşımı Güney Kore'nin televizyon pazarında hakimiyeti ele geçirmesinin en önemli sebeplerinden biri oldu. Ama esas kritik sebep ne derseniz tabii ki ürettikleri panellerin kalitesi, büyüklüğü ve de burada yaptıkları teknik gelişmeler oldu. Evet, 65 inçlik TV'nin burada 64.5 inçlik bir panel sunduğunu görebiliyoruz. Bu panel çok güzel bir aydınlık ve karanlığa sahip. Bu değerleri zaten detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Ancak tasarımdaki diğer detaylara baktığımız zaman öndeki stand ayağının da bu kavisli yapıya uygun bir şekilde tasarlandığını görebiliyoruz. Yine televizyonun arka kısmına baktığımızda buradaki plastik yüzeyin çizgili bir yapısı var. Daha altında da kablo kanalı bu ayağın arka kısmındaki plastik bir kapağın içerisine saklanabiliyor. Buradaki kablo kanalları ne işe yarıyor? Burada görüyorsunuz HDMI portları ve diğer bağlantıların olduğu kısımdan kabloyu ve de televizyonun güç kablosunu ortalıkta sallandırmadan, televizyonun arkasında karışık demet haline getirmeden tek bir noktadan yakın bir şekilde konumlandırmaya yarıyor. Yani derli toplu bir tasarım için basit güzel bir çözüm sunmuşlar. Ama Samsung'un bu yıl tanıttığı bazı televizyonlarda olay adaptörle tek bir kabloya kadar indirgenmiş. O modelleri de biraz imrenmeden yapamıyor insancık. TV'nin 4K çözünürlük sunumundan bahsetmiştik. Bu 3840x2160 piksele tekabül ediyor. 65 inçlik bir televizyon göz önüne alındığında 4K kesinlikle abartı değil, olması gereken çözünürlük diyebiliriz. Tabii ki izleyiciler merak edecekler 1080p ve daha altı çözünürlüklerde televizyondan aldığım performans nasıl olacak? Evet, burada upscaling dediğimiz görüntü kalitesini yükseltme teknolojisi devreye giriyor. Upscaling şu şekilde çalışıyor. Görüntü kaynağından alınan görüntünün piksellerinin yakın tahmininde bulunuluyor ve görüntü dinamik olarak iyileştiriliyor. Ne kadar iyi işe yarıyor derseniz pratikte denediğimiz zaman hem 1080p hem de diğer çözünürlüklerdeki görüntünün 4K televizyonda çok güzel bir şekilde görüntülendiğini gördük. Bu arada bir tane de ipucu vereyim. Bu upscaling çalışıyor mu çalışmıyor mu diye merak ederseniz yapmanız gereken çok basit bir şey var. Telefonunuzdaki bir görüntüyü açın. Özellikle yüksek çözünürlüklü bir telefonunuz varsa ya da başka bir cihazda yüksek çözünürlük varsa onu kablosuz olarak televizyon ekranına yansıtın. Televizyon ekranına yansıttığınız görüntünün kalitesiyle daha sonra aynı görüntüyü televizyonun içerisinden açarak baktığınızda ikisini yan yana koyup karşılaştırdığınızda bariz bir kalite farkı olduğunu siz de göreceksiniz. Ben cep telefonundan 1080p Netflix'in uygulamasında hata aldığım gün şans eseri kullandım ve o gün baktım ki benim Netflix televizyonun içerisinde internet bağlantısı yavaşlasa bile hem upscaling sayesinde hem kendi uygulaması sayesinde çok güzel görüntü veriyor. Ama telefondan benim aktardığım görüntünün kalitesi o kadar yüksek olmuyor. Bunu farklı test etmenin yine yolları da var. Bunlara baktığınız zaman televizyonun kendi içinde işlenen görüntünün daha kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet. Görüntü kalitesi demişken biraz da panelden bahsedelim. TV VA bir panel kullanıyor ve bu da bize geniş bir görüş açısı sunuyor. Buna ek olarak arkada LED aydınlatma kullanıldığını da belirtelim. Şimdi Samsung'un 2018 televizyon modellerinde ve sonrasında kullandığı panel tipleri LED, OLED ve de bunun yanı sıra QLED olarak değişiyor. Evet. Özellikle üretim kapasitesi olarak QLED'e ağırlık vermeye başladıklarını görebiliyoruz. Çünkü QLED ile yani Quantum Dot teknolojisini yaygın kullandıkları modellerde çok daha geniş panelleri rahat bir şekilde kayıpsız ve yüksek kalitede üretebiliyorlar. OLED'lerin üretim kayıpları ve maliyetleri çok daha yüksek ve dev ekranları olan istek, talep arttıkça o noktada fiyat bir noktada tıkanmaya başlıyor. Bu bağlamda OLED'ler çok kaliteli ama evet OLED'lerin yanı sıra QLED'lere de ihtiyaç var ve halen LED'lere de ihtiyaç var. Çünkü kullanıcının fiyat bandına göre bu televizyonlara erişebilmesi gerekiyor ve bunların arasında parlaklık, maksimum ve minimum değerleri arasında fark olduğu için her kullanıcının gözüne her panel aynı şekilde güzel gelmiyor, seçeneğe ihtiyaç oluyor. Bir başka noktada TV'nin yenileme hızı ve NU8500 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Şimdi piyasada 600 Hz, 1200 Hz hatta atalım 12000 Hz'lik televizyon olsun. Gerçekte pratikte pek çok kullanıcı artık öğrendi ki onlar gerçek değerler değil. Evet, bunlar mevcut karenin çoğaltılması ile üretilen Hz değerleri. Yani televizyon 120 Hz native doğal dediğimiz yenileme hızına sahip. Bu bağlamda 60 Hz'lik standart televizyonlara göre çok hızlı bir yenileme hızı var. Ancak bu tazeleme, yenileme hızını özellikle daha da hareketli sahnelerde hareketleri yumuşatmak, daha güzel göstermek için 240 Hz olarak da uygulayabiliyor. Bunun ötesindeki hızlara çıkan televizyonlar senin dediğin gibi aynı kareleri araya birden fazla defa tekrar ederek ya da arka taraftaki ışığı titreştirerek böyle etkileri elde edebiliyor. Doğal olarak üreticilerin verdiği çoğu Hz değeri aslında bizim PC'deki 60 Hz, 75 Hz, 144 Hz ile kıyaslandığı zaman tamamen geçersiz ve hiçbir şekilde alakası yok. 600 Hz denilen televizyonu alıp taktığın zaman bilgisayarına 60 Hz olduğunu görüp şaşırıyorsun. Kesinlikle bu TV'de de yüksek Hz değerine sahip bir panel kullanılıyor. Aynen öyle. Özellikle oyuncular için çok önemli noktalardan bir tanesi. Maç izleyenler için de önemli. O noktada menüdeki farklı ayarları yaptığınız zaman etkisinin değiştiğini görebilirsiniz. Gözünüze en iyi gelen görüntüyü görmek için menüdeki ayarlarda mutlaka bir kurcalama yapmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Maç ve oyun modları arasında tabii ki olay sadece Hz ile değişmiyor. Input lag, giriş gecikmesi dediğimiz kısımlara değişiyor. Evet, gecikme konusu gerçekten önemli. Biz de bunu test ettik. Normal şartlarda test ettiğinizde yüksek bir giriş gecikmesi değeri elde ediyorsunuz. Fakat TV'yi oyun moduna aldığınızda işler değişiyor. İşte burada gerçekten PC monitörlerine yakın giriş gecikmesi elde ediyorsunuz ki bu da iyi bir değer. Çoğu televizyonda böyle bir değer elde etmek imkansız Recep. Çok yüksek gecikmeler oluyor. Çok yüksek gecikmeler de PC'yi bağladığın zaman bariz hissedilir oluyor. Tek başına konsolda oyun oynarken mevcut eski nesil televizyonunla ya normali bu zaten diye alışmış oluyorsun ama hızlı oyun modunda input lagı daha düşük televizyonu taktığın zaman ya bu televizyon gerçekten tepkisel, elimin altında hızlı bir şekilde komutlarıma tepki veriyor hissiyatını yaşıyorsun. Bu input lag dediğimiz değer bütün monitör ya da televizyon gibi aygıtların iç elektronik devrelerindeki gecikme süresi. Kesinlikle. Bazen bu devreler çok karmaşık ve gelişmiş olduğu için burada gecikme yüksek oluyor. Bazen de verimsiz tasarlandığı için verimsiz oluyor. Yani input lag değeri yüksek oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Buradaki milisaniye değerinin düşük olmasını istiyoruz. Milisaniye denilince de genelde piksel tepki süresiyle karıştırılıyor. Onunla hiçbir alakası yok. Zaten televizyonlarda o değerlerle ilgilenmiyoruz. Televizyonlarda anahtar noktalar çözünürlük, gerçek tazeleme hızı, native dediğimiz panelin gerçek özelliği ve de bizim uzun yıllardan beri önem verdiğimiz, sosyalde tavsiye isteyenlere özellikle altını çizerek söylediğimiz ama televizyon üreticilerinin itinayla kaçındığı bu giriş gecikmesi değeri ki onu hem ölçtük hem de Samsung bu yıl bunun üzerine durarak bunu geliştirmiş. Evet, Samsung giriş gecikmesine gerçekten önem veriyor. Bu sayede cihazın oyunculuk içinde uygun olduğunu belirtiyor ve bu bağlamda Steam Link desteği sunuyor. Steam Link desteği de önemli noktalardan bir tanesi. Benim bilgisayarım içeride olsun, televizyonun yanına taşımayayım ama televizyonda Steam oyunlarımı PC'me uzaktan erişip oynayabileyim. Bu teknolojide kullanıcılara, oyunculara artık daha fazla erişim imkanı sunuyor. Özellikle böyle gamepad ile oynadığın oyunlar varsa televizyona koltukta yayılıp oynamak için çok daha ideal bir kullanım senaryosu. Ancak genelde reklamını yurt dışında Xbox ile yapıyorlar. Türkiye'de hakim olan PlayStation oyun konsolu. Biz genelde PlayStation ile test ediyoruz ya da PC ile test ediyoruz. Bunu da belirtelim. Türkiye şartlarına uygun bakmak lazım çünkü Recep. Türkiye'de ne kullanılıyorsa bizim için önemli. Evet, tabii ki kullanıcılar iki konsolda rahatlıkla bağlayabilirler. Şimdi 4K'nın yanı sıra esas gelen olaylardan bir tanesi de HDR, HDR oldu. Nedir bu HDR derseniz pek çok makale yayınladık. Bunun standartlarını karşılaştırdık. Ama gelin bu televizyondaki duruma bakalım. Bir de bu HDR bizim gerçekten almamız gereken bir şey mi? Almasak olur mu? Onu değerlendirelim. Evet. HDR öncelikle High Dynamic Range, yüksek dinamik aralık anlamına geliyor. Bu da TV'de görüntülerin çok daha yüksek parlaklıkta ve çok daha doygun renklerle sunulmasını sağlıyor. Evet, bu doygun renkler ve özellikle yüksek parlaklığın yanı sıra düşük parlaklık da önemli. Yani çok koyu siyahlar televizyon ekranlarında, panellerinde bize en çok reklamı yapılan şeylerden bir tanesi oldu. Ve HDR'da aslında bu koyu siyahları ve de özellikle parlak noktaları çok daha iyi bir şekilde vurgulamaya imkan sağlıyor. Standardı özellikle ekranın arkasında birden fazla noktada ya da belirli noktalarda parlaklığın kısılıp açılmasını ve bu aralığın çok geniş tutulmasını, bu sayede izleyicilerin dramatik bir etki elde etmesini sağlamak. Aynı zamanda renk değerleri de standart renk değerlerinden çok daha yüksek litte, çok daha zengin ve kaliteli renkler oluyor. Bu bağlamda baktığımız zaman bu HDR dediğimiz teknoloji aslında eski nesil standart televizyonlarıyla yeni nesil yüksek renk kalitesine sahip, yüksek ışık ve karanlık kalitesine sahip televizyonları ayırt eden anahtar bir özellik oluyor. Evet, burada iki tane standart mevcut. Bir tanesi VESA'nın Display HDR standardı, diğeri de Dolby'nin HDR10 standardı. Aynı zamanda burada HDR10 standardının da kendi altında sürümleri var. VESA'nın standartında da sürüm farkları var. Burada bu kadar çok standart olmasının temel bir sebebi var. Bazı panel tipleri çok yüksek dinamik aralığı, çok yüksek parlaklık vererek sağlıyor. Bazıları da çok düşük parlaklığı vererek sağlıyor. Yani önemli olan oradaki aralığın dinamik olarak çok geniş bir aralık olması, ışık ve karanlık arası farkın yüksek olması. İşte bu yüzden bu standartların değerleri birbirinden farklı. Ve üretilen, kullanılan panel tiplerinin yeteneklerine uygun HDR sertifikaları arasında HDR10 ve HDR10+ önemli, en yaygın kullanılan standartlar arasında. Evet, incelediğimiz NU8500'de HDR10+ standartını destekliyor. Bu noktada özellikle Netflix'in desteklediğini söyleyelim. Yani ev kullanıcısının günümüzde Netflix aboneliğiyle izleyebildiği HDR içeriklere uygun bir televizyon var karşımızda. Ancak burada Display HDR 1000 sertifikasının yanı sıra burada televizyonlarda kullanılan HDR10, HDR10+ standartları biraz daha zayıf kalıyor. Ben bunu açıkça söylemekten yanayım çünkü bizim incelediğimiz bazı monitörlerde DisplayHDR10'un 1000 niti en uç noktada devamlı daha uzun süre verebilmesi önemli. Burada da 1000 nite yaklaşan parlaklıkları alabiliyorsunuz. Bu sertifika alınıyor ama buradaki dinamik aralık o kadar güçlü değil henüz. Orada daha geliştirmeler yapılması için yol var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ali, Netflix'ten içerik izlemek güzel fakat kendi içeriklerimizi izleyebiliyor muyuz? Yani TV'de USB portları ne durumda? Aynen öyle Recep. En kritik noktalardan bir tanesi mevcut arşivlerimize bakabilmek. Şimdi günümüzün kablosuz erişim teknolojileri gerçekten çok gelişmiş durumda. Biz bu televizyonu incelerken kablosuz internete bağladık. Doğal olarak ben cep telefonundan ve diğer cihazlardan kablosuz görüntü yansıtmayı da çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Evet. Fakat bunun ötesine geçip sabit diskimdeki eski fotoğrafları göstermek, oradaki videoları izlemek istersem arka taraftaki USB portuna rahatlıkla bağlayıp kullanabiliyorum. Bunu da pratikte test ettik. Hatta yine Samsung'un T3, T5 gibi harici SSD'leri de elimizin altındaydı, kullandığımız ekipmanlar. Harici SSD'den gayet güzel bir şekilde filmimizi izledik. Tabi mekanik disk ile de baktık arada bir hız farkı olmasın diye. İçerikleri son derece rahat bir şekilde oynatabiliyoruz. Ve özellikle yeni nesil televizyonlarda ilk nesil televizyonlarda olduğu kadar kodek problemi de yok. Gayet rahat PC'nde açtığın çoğu video dosyasını burada da oynatabiliyorsun. Evet, TV birçok medya formatını rahatlıkla destekliyor. Bunların detaylı dökümleri zaten Samsung'un teknik materyalleri arasında var. Çok özel bir dosya formatı söz konusuysa içerisindeki haricinde harici bir medya oynatıcı ya da cihazdan yansıtma yaparak sorunu çözebiliyorsun. Bunun yanı sıra zaten bir Blu-ray oynatıcı içerisinde olmadığı için bu tür cihazları da HDMI portları üzerinden bağlayıp kullanabiliyorsun. İstersen kendi içerisindeki uydu alıcı slot yuvasına bir tane modül alıp modülün içerisinde de abonelik modülünü yani kartını takarak kullanabiliyorsun. Bunu ben evdeki televizyonda da yaptığım için burada da özetleyeyim. Arka taraftaki yuvanın içerisinde önce bir tane modül satın almanız gerekiyor. Bu modülü size televizyon hizmeti sağlayan şirket muhtemelen kendi standartına uygun olarak satıyor. Genelde Conax modülleri oluyor. İçerisine dijital abonelik kartı takılıyor. Aktive edildikten sonra kanallarınız açılıyor. Bu televizyonda kanal arama süresi biraz uzun Recep. Kanalların özellikle ekrana gelmesi bayağı bir zaman aldı. Ama ilk taramadan sonra kullanımda 4 çekirdekli işlemcisiyle son derece hızlı. Ve bu USB portundan, HDMI'den nereden ne bağlarsak bağlayalım son derece hızlı ve akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Bir de ikinci nokta portlarla ilgili bilinmesi gereken arka taraftaki 4 tane HDMI portu ile hem konsolunu hem diğer cihazlarını rahatlıkla bağlayabiliyorsun. Bir de HDMI ARC desteklediği için yine ses cihazını daha rahat bağlayabiliyorsun. Evet. ARC nedir? Audio Return Channel, yani HDMI portu üzerinden TV dışarıya ses verebiliyor. Normal şartlarda HDMI portu üzerinden siz TV'ye görüntü ve ses aktarıyorsunuz. Fakat ARC portu sayesinde TV dışarıya bağladığınız bir soundbar'a, ses sistemine ses aktarabiliyor. Bu da daha önce Samsung'un bir soundbar'ını incelemiştik. Özellikle orada belirtmiştik ki bu HDMI ARC sayesinde çok güzel bir şekilde kablo karmaşası olmadan güzel ses alabiliyoruz. Ses kalitesine de gelelim orada. 40 wattlık bir hoparlörü var ancak kasa yapısı ince ve televizyon üreticileri şunu anladı. Biz televizyon alırken sesi güçlü mü diye hiç bakmıyoruz. O yüzden sesini orta seviyede tutuyorlar. Ardından bize soundbar satıyorlar. Evet, bu bağlamda daha önce incelemesini yaptığımız Samsung'un soundbar videosuna da bakmanızı tavsiye ederiz. Bunun sebebi biz kullanıcıların tercihleri Recep. Biz eğer bir özelliği arzulayıp bunun için para harcamazsak üreticiler doğal olarak o özelliği sunmamaya başlıyorlar. Ve ayrıca bu özelliği isteyenler için ayrı bir paket olarak satıldığını görmeye başlıyoruz. Ali, peki bu portlara kolay bir şekilde erişebiliyor muyuz? Hayır Recep, 65 inçlik bir televizyondan bahsediyoruz. Kolunu uzatıp ezbere o USB portunu bulmana kesinlikle imkan yok. Arkasına geçmen lazım. Stand ayağıyla kullanırken bu nispeten kolay tabii ki. Evet, peki VESA ile duvara bağladığımızda? VESA ile duvara bağladığımızda illaki bir uzatma kullanmamız ya da bağlayacağımız bütün cihazları halihazırda bağlamış ve bir daha unutmuş olmamız gerekiyor. Yoksa arka tarafa erişim için özel bir başka seçeneğimiz yok. Ama VESA desteklemesi yine güzel. Sen bunu HDMI kablosuyla zaten uzaktaki bir cihaza bağlayacaksan, mesela ticari olarak bunu kafende kullanacaksan, o zaman devamlı uzanıp da bir şeyleri zaten takmayacaksın, bir yere sabitleyip bırakacaksın. Benzer şekilde de PC, konsol ya da diğer cihazları bağlayıp siz de kurulumu yapıp bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Uzatma kabloları ve o şekilde bağlantılar o noktada yararlı olacaktır. İşte Samsung'un diğer farklı modellerinde tek kablo ile çıkış o noktada daha da avantajlı oluyor hocam. Evet, o modellerde bir kutu oluyor TV'nin altında ve siz TV'nin arkasına uzanmak zorunda kalmadan bütün bağlantıları o kutuya yapıyorsunuz. Biraz da FreeSync'ten bahsedelim Ali. Evet Recep, FreeSync teknolojisi Adaptive Sync olarak da geçiyor. Bu iki isim birbirinin yerine kullanılabiliyor. Bir tanesi DisplayPort'un standardı olarak geçiyor. Bir tanesi AMD'nin teknolojisi olarak geçiyor. Yapılan şey şu: DisplayPort bağlantısı üzerinden görüntünün özellikle ekran kartı ile ekran arasında senkronize edilmesini sağlamak. Ama FreeSync burada Adaptive Sync'in ve DisplayPort'tan farklı olarak bu özelliği HDMI üzerine de sunmak üzere gelişti. Ve doğal olarak bazı cihazlara artık bu yetenek geldi. Evet, bu TV'de de FreeSync teknolojisi mevcut ve bu teknoloji sayesinde ekran kartınızdan çıkan kareler TV'nin yenileme hızıyla eşitleniyor ve bu sayede görüntüler arasında yırtılma olmuyor. Evet, özellikle maç izlerken karşına çıkan bir durum değil ama maçı oynarken, oyun oynarken bazen karşına çıkabiliyor. Konsollarda pek fazla olmuyor ama PC'de özellikle hertz değerleri, yenileme hızları, FPS'ler daha değişken olduğu için oradaki değişimler arasında atlanan karelerde yırtılmalar, dediğin gibi takılmalara rastlanabiliyor. FreeSync'in olması PC bağlayacak kullanıcılar için kesinlikle güzel. Ancak şöyle bir sorun var. İnceleme tarihinde AMD'nin burada FreeSync destekli ve 4K'da canavar gibi oyun oynatıp yüksek hertz değerleri elde edecek bir ekran kartı yok. Evet. Öte yandan Samsung TV için firmware güncellemesini saldı ve bu firmware güncellemesiyle FreeSync desteği geldi. Yani Vega 56 ve Vega 64 var ama 4K 60 FPS alabildiğin oyunların sayısı gerçekten o kadar fazla değil Recep. Bu bağlamda daha da güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyuyoruz, evet. Evet, kullanıcıların 2019'un ilk çeyreğinde çıkacak olan 7 nanometre kartları beklemesinde fayda var. Peki bu esnada PlayStation 4 Pro nasıl 4K oynatıyor, nasıl 60 FPS veriyor diye soranlar da olacaktır Recep. Evet, burada iki önemli nokta mevcut. Bir tanesi mevcut görüntüyü upscaling ile büyütmek, ikincisi de grafik ayarlarını kısmak. Yani iki tane önemli nokta var. Bir, oyunlar optimize ediliyor. O işin güzel kısmı. İkincisi de görüntü kalitesi yükseltiliyor. Yine içerideki yongalarıyla. Yani konsollarda keyifli bir oyun elde edebildiğimiz gibi PC'de de yine zevkli oyun oynayabileceğimiz bir televizyon var karşımızda. Bunun yanı sıra normal akıllı kullanım ve ev kullanım senaryolarında istersen biraz bakalım hocam. Evet Ali, burada akıllı TV özellikleri devreye giriyor ve TV'nin içerisinde bunun için Samsung'un kendi yazılımı olan Tizen 7 mevcut. Evet, Tizen işletim sistemi çok hafif, çok verimli bir işletim sistemi. Özellikle ben son sürümlerini oldukça beğeniyorum. Samsung'un yeni akıllı saatlerinden televizyonlarına kadar akıllı cihazlarının pek çoğunda güçlü ise cihaz kullanılıyor. Bunda 4 çekirdekli bir işlemci var. Tizen'in güncel sürümü var. Arayüz inanılmaz derecede akıcı çalışıyor. Aynı zamanda Samsung'un bu televizyon ve diğer televizyonlarıyla birlikte sunduğu bu uzaktan kumanda konseptini de ben beğeniyorum. Evet, devasa kumandalar artık ortadan kalktı. Elimize sığan şık kumandalarla karşı karşıyayız. Bu altını açtığın zaman içerisindeki kalem pilleri rahatlıkla değiştirebiliyorsun. Üzerinde burada ses, kanal, ev, diğer tuşları da yine rahatlıkla kullanabiliyorsun. İstersen Bixby asistanını da yine buradan kullanabilirsin. Benzer şekilde SmartThings uygulaması sayesinde bulaşık makinenden buzdolabına, televizyonuna her şeyi bağlayabiliyorsun. Peki bağlamak benim hayatıma ne katacak derseniz, bangır bangır televizyon izlerken çamaşır makinesindeki işin bittiğini öğrenip çamaşırlar kırışmadan onları çıkartabiliyorsun. Evet. Yani pratikte bir kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Kulağın çamaşır makinesinde ya da bulaşık makinesinde kalmak zorunda değil. Acelen varsa, işin varsa hayatını kolaylaştırıyor. Bunun haricinde diğer cihazlarla bağlanma özelliğinin haricinde de multimedya uygulamaları, internet tarayıcısı, kendi içerisine indirebildiğin uygulamalar açısından da son derece güzel. Günümüzde pek çok kullanıcı televizyonlara televizyon bile bağlatmıyor Recep. Evet. Baktığımız zaman artık bizim için televizyonun yerini de internet aldı. Televizyon kanallarında güzel yayınlar varsa da bunları da ağırlıklı olarak internet üzerinden izliyoruz. Ben yine kendim uydu yayınını bağlatıp bir Samsung televizyonda kullanıyorum ve uydu alıcısını harici bir uydu alıcı bağlamadan yine bu kumandadan kullanabilmek benim hayatımda kolaylık sağlıyor. Bunu da ayrıyeten belirtmek istedim. Evet, bütün bu özellikler çerçevesinde NU8500 için bir sonuç değerlendirme yapalım istersen Ali. Evet Recep, artılarını eksilerini bir masaya yatıralım. Birinci artısı, büyük televizyon iyi televizyondur. 65 inçlik devasa kavisli bir yapısı var. Evet, kavisli yapıyı ben gerçekten beğeniyorum. Biraz daha kendinizi içine çekiyor. Şimdi karşısına oturduğun zaman, sağına soluna kafanı çevirdiğin zaman gözlerin dairesel hareket yapıyor. Doğal olarak televizyon seni biraz daha kapsamış oluyor. Biraz daha içeriye kendini kaptırmış oluyorsun. Bu ne kadar iyi tabii kişiden kişiye göre değişir ama evet bir artı, bunun bir faydası var. Aynı zamanda renkleri çok canlı, parlak, özellikle parlak bir ekran seven kullanıcılar için bu televizyonun parlaklık değerleri çok güzel. HDR desteği teknik açıdan sunduğu diğer değerler çok iyi ama esas piyasadaki televizyonlardan ayrılan noktaları ana artılar. Evet. Gecikme süresinin düşük olması yine bir başka artı olarak gözümüze çarpıyor. Anahtar nokta olarak yine Steam Link desteklenmesi ve oyunculara uygun bir şekilde port, bağlantı, çalışma hızının yüksek olması hoşumuza giden noktalar. Bunun yanı sıra daha iyi olabileceği yerler de vardı. Evet, baktığımız zaman VA Panel her ne kadar geniş bir görüş açısı sunsa da yanlardan baktığımızda renklerde biraz değişiklikler olabiliyor. Aynen öyle. Siyahlarda özellikle tam yandan baktığın zaman azalmayı, hafif grileşmeyi görebiliyorsun. Bunun daha iyi olmasını beklerdim. OLED panellerde hem bölgesel aydınlatma farkları daha iyi, hem yanlardan baktığın zamanki bu ışıkta siyahlardaki değişme bu kadar olmuyor. Bu LED panel olduğu için bunda daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani sonuç itibariyle elimizde diğer modellere göre biraz daha hesaplı, daha erişilebilir ama yine devasa ekranlı ve oyunculara uygun ilginç bir televizyon var Recep. Ne yapalım? Alalım mı, almayalım mı, ne diyorsun? Ali, bu tamamen kullanıcının bütçesine bağlı. Nispeten erişilebilir fiyata FreeSync desteği, düşük giriş gecikmesi ve aynı zamanda Steam Link desteğiyle birlikte HDR görüntü kalitesi istiyorsanız NU8500'e göz atabilirsiniz. Ama bütçeniz biraz daha fazlaysa ve daha da iyi bir görüntü kalitesi arıyorsanız QLED modellere bakmanızda fayda var. Aynen öyle Recep, bir nokta daha var. Ben kavisliği oturma odama koyamam diyorsan bunun düz panel olduğunu alabilirsin. Düz panelde biraz daha fiyat olarak avantajım var. Bir de neye göre, kime göre daha hesaplı onu da söyleyelim. 65 inçte televizyon fiyatlarına baktığımız zaman gerçekten gökyüzüne doğru yükseliyoruz. Evet. O noktada panel yapısı ekranın boyutu ile birlikte bir çarpan oluşturuyor. Burada Samsung'un zaten LED TV'yi sunma amaçlarından bir tanesi orada fiyatı daha dengeli ama dev ekranda rekabetçi bir ürün ortaya koymak. Bunu başarmışlar. Benim özellikle takdir ettiğim nokta oyuncuların düşünülmesi olmuş. Piyasada diğer televizyon üreticilerine göre farklı bir noktayı vurmayı, bu noktaya odaklanmayı başarmışlar. Bunu devam ettirmelerini dilerim. Yani daha küçük ekranlı, yine hızlı, yine kullanışlı modelleri de sunarlarsa piyasada tekrar bu televizyon hakimiyetini devam ettirebilecekleri, avantaj yakalayabilecekleri noktaları vurgulamış olurlar. Evet, sizler birlikte Samsung'un LED arka aydınlatmalı NU8500 model 4K çözünürlüklü 65 inç TV'sini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Arı Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.